Hepinize merhaba. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Gündem yoğun vallahi bugün. Her şeyi konuşacağız, tartışacağız, ele alacağız. Melik, hoş geldin, merhaba. Merhaba. Melik, dikkatimi çekiyor. İki programdır kravat takmıyorsun. Abi şey, Ahmet Hakan style. Ha. Yani bir taklitçi zihniyet gördüm burada. Evet, zaten Onur muhtemelen şey yazacak. Dikkat, bu stil çalıntıdır diye. Evet. Hoş geldin. Rahmetli Erbakan hayatta olsaydı seni taklitçi sanırdı. Seni bildi taklitçi. Hoş geldin. Abi yolun yolumdur, onu söyleyeyim. Abdülkadir Selvi, hoş geldin, eyvallah. Hakan Bayrakçı, hoş geldiniz. Hoş. İsmail Dükel, hoş geldiniz. Hoş. Abdullah Ağar, hoş geldiniz. Sağ olun. Abdullah Bey, önce Bakü'ye gidelim. Gidelim. Fulya bacımız orada. Fulya Öztürk. Fulya. Fulya oradaysa Asayiş Perkeman. Ah Fulya. Fulya, seçim vardı bugün Azerbaycan'da. İlk sonuçlar gelmeye başladı mı? Nasıl durum? Arkanda da büyük bir kalabalık da görüyorum. Söz sende. Fulya Öztürk'ü ne kadar seviyorlar orada, biliyorsun. Çok, biliyorum, biliyorum. Onu her yerde seviyorum. Azerbaycan sokaklarında Aliyev'in seçim zaferi kutlanıyor. Şu an başkent Bakü'deyiz. Haydar Aliyev merkezinin önündeyiz. İlham Aliyev 5. kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi. Bugün sandıklar epey aslında kalabalıktı. Ortalamanın üzerindeydi. Sandığa seçime katılım oranı resmi olmayan rakamlara göre İlham Aliyev, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların %93.9'unu aldı. Şu an Azerbaycan'ın birçok noktasında, Karabağ'da ve başkent Bakü'de kutlamalar var. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber şu an başkent Bakü'den canlı görüntüler ekrana getiriyoruz. Niye? Görmüş olduğunuz gibi Azerbaycan bayraklarıyla Aliyev'in seçim zaferi şu an kutlanıyor. Burası Haydar Aliyev merkezinin tam da önü. Son derece kalabalık. Gördüğünüz gibi marşlar söyleniyor, şarkılar söyleniyor. Önümüzdeki saatlerde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşma da yapması bekleniyor. Şu an sadece bu noktada değil, Karabağ'da da işgalden kurtarılan topraklarda da böyle manzaralar var, onu söyleyeyim. Azerbaycan'ın 10 milyon nüfusu var. Seçmen sayısı 6,5 milyon. 4 milyondan fazla kişi sandığa gitti, oy verdi. En son seçim 2018'de yapılmıştı. İlham Aliyev oyların %86'sını almıştı. Oyunu epey arttırdı. %94'lere çıktı. Şu an görmüş olduğunuz gibi İlham Aliyev'in pankartları, dövizleri görüyorsunuz şu an. Zaferlere devam yazıyor. Çünkü inanırım yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi Cenab-ı Prezident biz sizi çok severik yazıyor. Karabağ bayrağını okuyamıyorum ama Halil sen okuyabiliyor musun bilmiyorum. Bizim seçimimiz İlham Aliyev'dir yazılı. Görmüş olduğunuz gibi böyle pankartlar var, bayraklarla burada coşkulu anlar yaşanıyor. Şu an Halil Kahraman'la beraber buradaki bu coşkuyu ekrana getiriyoruz. Evet, bugün Azerbaycan'da seçmen sandığa gitti. 4 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Resmi olmayan rakamlara göre dediğimiz gibi %93.9 İlham Aliyev'in almış olduğu oy oranı. 5. kez Cumhurbaşkanı seçildi İlham Aliyev. Şu an bilmiyorum Halil gösterebilecek mi ama hemen önümüzde Azerbaycan'ın meşhur sanatçıları var. Hepsi böyle teker teker şarkılar söylüyor. Şöyle Halil Kahraman, ben bu arada sizi çok zor duyuyorum. Malum müzik sesi epey burada yüksek, o yüzden sizi zor duyuyorum ama gençler, her yaş grubundan insanlar şu an buradalar, bayraklarla marşlar ve şarkılar söylüyorlar. Aliyev'in seçim zaferi Azerbaycan sokaklarında kutlanıyor.
kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber gün içinde sandıklardaydık, okullardaydık. Gerçekten normalde bu kadar çok yoğun bir katılım olmuyordu seçimlerde. Ortalamanın üzerinde oldu. Bu seçimin aslında bir farkı var ki bu kez bir ilk yaşandı. 30 yıl sonra Azerbaycan'ın bütün topraklarında sandıklar kuruldu. Yani 30 yıl sonra Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtarılan bütün topraklarda da sandıklar kuruldu ve seçmen oy verdi. Hem Karabağ'da hem de Azerbaycan'ın bütün noktalarında. Dolayısıyla tarihi bir seçim diyebiliriz. Azerbaycan'ın bütün topraklarında sandıklar kuruldu. 6000'den fazla sandık kuruldu. 4 milyondan fazla seçmen sandığa gitti ve oy verdi. 7 aday vardı. Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le beraber toplamda 7 aday yarıştı aslında. En iddialı isim İlham Aliyev'di. Aslında beklenen bir sonuçtu. Yapılan anketler de bunu gösteriyordu. Bu akşam da artık açıklamalar yapıldıkça, rakamlar gelmeye başladıkça aslında bir buçuk saattir sokaklar böyle hareketli. Abi bir Azerbaycan sokakları. Bir buçuk saattir sorabilir misin? Birçok yerden bilmiyorum marşlar, yani müzikler yükseliyor. Ve insanlar bayraklarla seçim zaferini kutluyor. Çıkış anketiymiş. Yani sandık çıkış anketi. Fulya, Hakan Bayrakçı bir şeyler söyleyecek. Şimdi önce şunu diyeyim. Ben Azerbaycan çok severim. Halil biraz uzak kutlarım. Sesi. Çok hiç duymuyorum sesi. biraz uzaklaşalım. Şimdi, evet, şimdi duyuyorum. Dünya rekoru bir oy. Ben yayın yapabildim mi? Sevgili Fulya. Sesim ve görüntülerim hiç anlayamadım ama şu an yayında mıyız? Yayındasın Fulya. Kalabalık ama duymuyor herhalde. Duymuyor, evet. Çok ses var. Şimdi duyuyor olabilir. Evet, Hakan Bayrak. Peki. Ya, evet, şimdi duyuyorum. %94'e yakın bir oy aşağı yukarı yeni bir dünya rekoru olabilir. Yani bakacağım bu gece bir seçim tarihindeki rekor oylardan biri. Dünya çapında bu. Yani ilk kez böyle bir şey oluyor. Bir de hani 2'den 3'ten fazla adaylı bir seçimde böyle bir sonuç alınıyor. Onun için bu çok özel bir sonuçtu. Elbette sebeplerini bir ölçüde biliyoruz. En önemli sebep Karabağ zaferi. Tabii. Karabağ zaferinden sonra zaten tartışmasız bir lider haline dönüştü İlham Aliyev. Evet. Evet, evet. Yani sokaktaki röportajlar bugün yapmıştır. Gerçi Fulya'yı da, sevgili Fulya'yı da orada çok seviyorlar. Ben bilirim. Bunu iyi bilirim. dolayısıyla sokağın sesi nasıldı onu merak ederim. Yani daha önceki seçimlerde ben böyle bir coşku da görmedim. Yani bu, o işte Karabağ zaferinden kaynaklanan bir tabii bir bütün coşku var galiba. Hepsi bir bütün. O zaferin iç içe hepsi yani. Evet. Duymadı bizi herhalde hiç. Benim sesim geliyor değil mi size? Ben yapayım röportaj. Nasılsınız gençler? Merhaba. Duymadı. Nasılsınız? Duyuyorum. Bakü milletvekili adayımız Fulya Öztürk duymadı. Fark var bilmiyorum. Ya. O zaman alalım şeyi, Fulya'ya selam gönderelim buradan. Yapacak bir şey yok. Ulaşamıyoruz yani. Peki. İçeriye dönelim tekrar. Bakü'ye belki bir daha sağlıklı bir bağlantı kurarsak döneriz. Kolay gelsin Fulya. Evet, geçebiliriz Onur. Yani iletişim kuramıyoruz çünkü yani. Evet. İletişim olmayınca yayında yürümüyor. Peki.